Bu videomuzda Panorama 1326 Bursa Fethiye Müzesi'nde sergilenen ve kronolojik sergi alanında bulunan birbirinden özel 16 tabloyu tanıyalım. Bu tabloda ön planda Ertuğrul Gazi yer alırken arkada ise göç halinde olan Kayı Obası görülüyor. Bu tabloda ise Şeyh Edebali ve Osman Gazi Bilecik'teki Zaviye'nin bahçesinde sohbet ederken arkada Debahane'de çalışan ayiler yer alıyor. Karacahisar Camii'nin içinin resmedildiği bu tabloda ise yakın planda profilden Osman Gazi, arka planda ise cemaat ve hutbe okuyan Dursun Fakih görülüyor. Koyunhisar ya da diğer ismiyle Bafeyus Savaşı'nın ön plana çıktığı bu tabloda ise arkada deniz ve gemiler, ön planda saldıran Osmanlılar yer alırken aynı zamanda gemilere doğru kaçan Bizanslıları ve alan askerlerini de görmek mümkün. Dimbos Savaşı'nın resmedildiği bu tabloda ise Tekfur güçleri arka planda boğazı tutarken yamaçlardan saldıran Osmanlı güçleri, atlılar ve okçular görülüyor. Osman Bey'in vasiyetini anlatan bu tabloda ise Osman Gazi, Balabancı Kavali Kulesi üzerinden oğlu Orhan'a Bursa'yı işaret ediyor. Bursa fethini gösteren bu tabloda ise Pınarbaşı Fethi kapısından Bursa'ya giriş resmedilmiş. Bu tabloda ise fonda Bursa Kalesi yer alırken, İznik kuşatmasına katılmak için Uludağ yamaçlarına gelen Geyikli Baba ve müritleri yer alıyor. Bu tabloda ise Davud el Kayseri, dönemin astronomi ve bilimsel aletleriyle ders anlatırken, duvarda Biruni'ye ait ayın güneş etrafındaki hareketlerini gösteren deri harita görülüyor. Kılıç kuşanma merasiminin anlatıldığı bu tabloda ise gönüllerin sultanı Emir Sultan ile Çelebi Mehmet görülüyor. Bu tabloda Kosova şehidi olan Murat Hüdavendigar, zafer sonrası savaş alanını teftiş ederken, sırtlı bir asker bıçakla saldırıya geçiyor. Bu tabloda ise ömrü bir seferden diğer sefere geçen Yıldırım Beyazıt, Nibolu Kalesi önünde burçlardaki Doğan Bey'e sesleniyor. Bursa Ulu Camii inşaat halinde gösteren bu tabloda ise, önde Yıldırım Beyazıt ile Mimar Ali Neccar ve işçilere ekmek getiren Somuncu Baba yer alıyor. Bu tabloda ise Sultan Çelebi Mehmet ile arka planda Yeşil Türbe ve Yeşil Cami görülüyor. Bu tabloda Yeşil Türbe'nin mimarı ile Vezir Hacı İvaz Paşa ve Çini Ustası Mecnun Mehmet Çinileri inceliyor. Arkada ise inşa halinde Yeşil Türbe görülüyor. Bu son tabloda ise Muradiye Külliyesi'nin bahçesinde 2. Murat Ulema ile sohbet halinde görülüyor.